Sıradan sıradan tutmaz elleri. Tepeden tırnağa şiir dilleri. Zülfikar her şey aslında. Bir kez her şeyden önce bir doğal. Sanki yeşil bir alan Zülfikar. Zülfikar deyince ilk aklıma gelen can. Aklıma gelen iyilik. Zülfikar insandır, candır, dosttur, arkadaştır. Böyle bir acıdan bahsetmek, bunu birebir yaşamak, onların oranın altında nasıl bir acı çektiğini, onu hissedebiliyorum ben. Yaşıyorum yani onu. Ve biz günlerdir kahrolduk. O enkazda hiçbir şey yapamadık, hiçbir şey yapmadılar. Keşke bir şey olmuş olsaydı, keşke dördüncü gün annemi çıkarmış olsaydı. En azından bizim için bir umut olurdu. Keşke yerini çıkarabilseydik, bizim için bir umut olurdu, bir teselli olurdu bize. Artı şöyle bir şey var ki dördüncü güne kadar annem ve bir tane yeğenimin sesi geliyordu bize. Ve bunu jandarma kendisi gelip seslendi, sesimi duyan var mı diye. Annem de ses verdi, yeğenim de bir taraftan ağladı, sesini duyduk ve biz bunu kaydını da aldık. Hani olur da başka bir araç gelir, olur da yardıma gelen diğer arkadaşlar olur. Biz bunu gösterir, bu kaydı gösteririz, belki onun sayesinde bir şeyler yaparlar, belki bize yardımcı olabilirler diye. Özellikle ve özellikle biz kaydını aldık. Ona rağmen de o asker arkadaş oradan ayrıldı, ekip göndereceğim buraya diye o ses veren insanları kurtarmak için gidiş o gidiş. Kimse arkasına bakmadı. Öyle bir bina ki yıkılmamış da, Zülfikar altında kalmış, bina üstünde durmuş. Yerini bilmiyoruz. Bir odaya bakıyoruz, yoktur. Diğer tarafa giriyoruz, bina üstümüze geliyor. Beklemek zorunda kaldık. Hiçbir şey yapamadık. Elimiz, kolumuz kilitlendi. Elimizde hiçbir şey yoktu, hiçbir imkan yoktu. Bir çekiş murçla, balyozdan veya bir demir kesme makasıyla nereye kadar gidebilirdik? Artı bina yan yatmıştı. Altında çalışmak da mümkün değildi. Gelen gönüllü insanlarımız da korkuyordu altında çalışmaya. Biz de istemiyorduk tabii. Bizim yüzümüzde bir başkasına bir şey olsun. Zaten olan olmuştu. Bir başkası da bizim yüzümüzde enkaz altında kalsın istemiyordu. Ben yolda giderken, Zülfikar'a bakmaya giderken bile insanlara yardım etmeye çalıştım. Zülfikar benim kardeşim, yoldaşım, arkadaşım, her şeyim. Ona yardıma giderken bile onun öğrettiğiyle, onun öğretileriyle yolda geçer kimsesi olmayan. Ev yıkılmış, kimse yoktur. O adama bile yardım etmek zorunda kaldım. 5 saat, 6 saat sonra kavuştum. İşte kendi akrabaları vardı, arkadaşlar vardı. Gene 2,5 gün sonraydı, 3. gün yani. 3. gün bir araba geldi oraya, üstünde AFAD yazıyordu. Ve üstünde 5 kişiyle geldi. Onların da AFAD'ın yelekleri vardı, üstlerinde üniformaları vardı üstünde. Ben hemen yanlarına koştum. AFAD geldi diye sevindim. Ekip geldi diye sevindim. Ya işte bizim işte enkaz altında sesler var. Lütfen dedim, kurtarın şunları. Yalvardık insanlara neredeyse. Ya dedi, biz dedi AFAD değiliz dedi. Biz dedi size AFAD ekibiyiz ama biz kurtarma ekibi değiliz. Biz sadece geziyoruz, ne olmuş hele, onlara bakmaya çalışıyoruz. Ben de sinirlendim, dedim ya sen madem bir şey yapmayacaksan buraya niye geldin kardeşim? Sen neyin kontrolünü yapıyorsun? Oturduk o an, yani çok hızlı kararlar alıyorduk. Dedi ki gidelim bir AFAD ekibine yapışalım. Yapışalım adamlar, ayaklarına yapışalım. Diyelim ki gelin şu binayı dinleyin. Ses var mı yok mu? Hani kurtarabiliriz, kurtaramayız. Hani önemli değil. Sadece bize desinler ki bu binada bir tane canlı var, biz kazalım. Eğer yoksa hala canlı olan insanlar var, var ya onlara kavuşalım. Gelmediler. Onu bile bize yapmadılar. Bizi 3 gün boyunca hem diğer insanların çığlıklarıyla hem Zülfikar'ın orada o merak çok kötü bir şey. Yaşıyor mu, yaşamıyor mu? Bir ses geliyor karşı binadan. Biz diyoruz Zülfikar'dan geldi. O umut çok kötü bir şey. Hepimizin ömründen rahat 20 yıl aldı. Bir çığlık ya, başka binadan bir ses geliyor. Biz diyoruz acaba burada ya hala yaşıyor mu? Çok kötü bir şey.
kavuşamadık, çıkartamadık. Ne yaptık ne ettik, bina yatmış, çıkartamadık. Zaten dördüncü günden sonra da artık annemin de sesi gelmemeye başladı. Sesini alamadık. Dördüncü günden sonra da çalışmalar yapıldı. Zaten artık her şey olan olmuştu. Dördüncü gün Zülfikar'ı çıkardık. Beşinci gün kız kardeşimi, eşini, iki çocuğunu çıkardık. Yedinci güne kadar çalışmalar yapıldı. Yedinci günde annemle bir tane yeğenimi çıkardık. Ailemde 7 kişi. Annem, Zülfikar, işte kardeşim, kız kardeşim Pınar. Pınar'ın çocukları, bir de eniştem. 7 kişiyi kaybettik ne yazık ki orada. Zülfikar'ımızı yine yaşadığımız gibi deyişlerimizle, türkülerimizle, sözlerimizle anacağız. Kelimeler diyor ya kifayetsiz kalıyor. Hiçbir kelime anlatmıyor bu acıyı. Onun yokluğu da olmayacak. Ama biz yine yaşadığımız gibi yaşatmaya çalışacağız. Türkülerimizle, mücadelemizle, sloganlarımızla. Zülfikar hep şey derdi, yaşam varsa umut vardır. Her umutsuz olmayı sevmezdi. Gerçekten yaşam varsa umut vardır. Ayrılalı, derdim çoğaldı, barım yanık benim. İkinci bir Zülfikar görmüyorum zaten, yok. Kardeşim de Adıyaman'da Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Adıyaman Şube Başkanı'ydı kendisi. Kendisi bir Alevi kurumu Şube Başkanı'ydı ama onun için Hristiyan, Ermeni, işte Sünni, Müslüman. Onun için hiç fark etmezdi. Yahudi. Bütün insanlar iyidir. Abi diyordu, iyi insan iyidir diyordu. Kim olursa olsun. Hiç kimseye ayırt etmezdi. Aslında Zülfikar deyince aklıma gelen iyilik. Yani kötü bir insana karşı bile bir iyilik şeyi vardı. Yani hiçbir insana ya işte bu kötüdür demiyordu. Yani ya öğrenmemiştir, ya bilmiyordur, ya öğrenmesi gerekiyordur. Çünkü insanlar doğuştan kötü değil yani. Bu gibi tarzı bir konuşmaları vardı. Zülfikar her şey aslında. Bir kez her şeyden önce bir doğal. Sanki yeşil bir alan Zülfikar benim için, bilmiyorum. Aklımda onu canlandırıyor. Çünkü bilmiyorum, Zülfikar doğayı da çok severdi. Böyle yeşili çok severdi. İnsanların o doğal yönleriyle yeşili bir araya getirirdi Zülfikar. Öyle düşünürdü. Saf, temiz olan bir ağacı mesela düşünürdü. Bir insana benzetirdi. Bütün cemaline oldu pervane. Zülfikar insandır, candır, dosttur, arkadaştır. Tarlaya giderken Zülfikar, tarlada işim var, gelir. Zülfikar, gel gideceğiz şurada şu adama yardım yapacağız işte. Adamın işte şu yok, nasıl yapalım, gelir. Zülfikar, şu adamın arabası bozulmuş, gel gidelim tutup çekelim, gelir. Ve sürekli bir şeyler yapmayı çok severdi. İnsanlar için uğraşmayı çok severdi. İşte durumu kötü olan bir çocuğa bir mont, ayakkabı, bot veya kırtasiye malzemesi yetiştirebilmek için uğraşırdı. Halbuki kendi ayakkabı da çoğu zaman yırtıktı. Ya diyordum, Zülfikar sen önce bir kendine baksana. Yok abi diyordu. Ben idare ediyorum bu ayakkabıyla. Ama işte örneğin filan köyde işte ben gördüm çocuklar o şekil, ben yüreğim dayanmaz. Ben onlara bir yetiştireyim. Şimdi biz kongre gittiğimizde akşam orada kalmıştık. Zülfikar'ın kıyafetinin yırtık olduğunu ben gördüm. Ben ayakkabılarını yırtık olduğunu gördüm. Ya, elbiselerini indirdi. Ben orada gördüm kıyafetleri yırtıktı. Hiçbir gün demezdi ki benim. Diyordu arkadaşlar, ne gerekiyorsa yapalım halkımız için. Ne gerekiyorsa çalışalım. Durmayalım, boş durmayalım. Kendisi yani elbisesi olsun, ayakkabısı olsun idare edebilecek şekilde şey yapardı. Yani yeni ayakkabı mı alayım, yok. Çadır kentlere ismini vermemiz aslında Zülfikar kendisi böyle şeylere çok karşıydı. Çok çok karşıydı. Biz hiçbir zaman bir insanın adı etrafında toplanmadık. Hiçbir zaman. Zülfikar'ın yokluğunda o karmaşada yaptılar. Ama iyi ki de yapmış. O hak ediyor çünkü. Zengin değil, bir sınıftan değil. Halk, halkın kendisi Zülfikar'dır. Ne çare ayrılık zamanı geldi. Belki biz bu depremde
daha önemli olan şeyleri gördük. Bir kez her şeyden önce bir canın ne kadar değerli olduğunu ben gördüm. İnşallah bu afeti bir daha yaşamayız. Eğer ki yaşarsak, ben bunu öğrendim, muhakkak yapacağım ilk iş yardım etmek. Muhakkak Zülfikar'ın da bunu yapacağına inanıyordum. Zülfikar da bunu yapıyordu zaten. Bu yıkım dayanışmayı bir noktaya getirdi. Tabii şu an hiç kimse mutlu değil. Herkesin kaybı var. Herkesin kaybı var. Birinci derecedeyse ikinci derece, ikinci derecedeyse komşusu. Bu yıkım bize bir şey üretmesi gerekiyor, dayanışmayı. O dayanışma da Zülfikar arkadaşın yüreğindeki dayanışmaydı. Hep onu istedik biz. Zülfikar'ı kaybettik. Kaybettik ama eminim keşke burada olsaydı da bu dayanışmayı görseydi. Keşke burada olsaydı bu dayanışmayı, gelen desteği, insanların, halkın kendi imkanlarıyla, halkımızın Diyarbakır'dan, Mardin'den, Ağrı'dan sayamadım onca yerden gelen arkadaşların desteğini görseydi, dayanışmasını görseydi. Yoldaşlarla, arkadaşlarla, canlarla beraber gidip bir ağacın gölgesinde kitap okuyacağımız zaman önce o kitap ağaçtan yapılıyor diye önce ağaçtan özür diliyoruz. Ondan sonra o kitabı okumaya başlıyoruz. Biz önce o ağaçtan rızalık alıp ondan sonra orada o gölgede oturuyoruz. Dinin imanın ne çare ayrılık zamanı geldi.